Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Genel görelilik son derece karmaşık bir matematiksel teoridir, ancak kara delikler için tanımı oldukça basittir. Sabit bir kara delik, yalnızca 3 özelliğiyle tanımlanabilir. Kütlesi, elektrik yükü ve dönüşü. Kara delikler yük biriktiremediği içinse, uygulamada yalnızca 2 özelliğe bakmak gerekiyor. Yani, bir kara deliğin kütlesini ve dönüşünü biliyorsanız, onun hakkında bilinmesi gereken her şeyi bilebilirsiniz. Physical Review'de yayımlanan yeni bir makaleye göre kara delikler, yeterince hızlı döndüklerinde yeni özellikler kazanabilir. Çalışmanın önerdiğine göre alternatif modellerde hızlı dönen kara deliklerin tüyleri yani, başka bir scalar alanı ya da alanları olabilir. Bu özellik tüysüz teoremi ile özetlenir. Spesifik olarak teorem, maddenin bir kara deliğe düştüğü zaman, geriye kalan tek özelliğinin kütle olduğunu ileri sürer. Genel görelilik söz konusu olduğunda ise kütle kütledir. Yine de her durumda bir kara deliğin olay ufku, hiçbir ekstra özellik olmaksızın mükemmel şekilde pürüzsüzdür. Tüm öngörü gücüne rağmen, genel göreliliğin kuantum teorisi ile bir sorunu vardır ve, bu özellikle kara delikler için geçerli. Tüysüz teoremi doğruysa bir nesnenin içinde tutulan bilgi, olay ufkunu geçtiğinde yok edilir. Kuantum teorisi ise, bilginin asla yok edilemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla geçerli yerçekimi teorisi, kuantumun geçerli teorisi ile çelişir. Bu da ateşten set paradoksu gibi sorunların, ortaya çıkmasına neden olur. Bu çelişkiyi çözmek için göreliliğe uzantıları içeren bazı teoriler önerildi, fakat standart görelilik ile bu değiştirilmiş teoriler arasındaki fark, yalnızca aşırı durumlarda görülebiliyor ve, gözlemsel olarak çalışmayı zorlaştırıyor. Ancak Physical Review'de yayımlanan yeni bir makale, konuya yeni bir bakış açısı sunuyor. Birçok değiştirilmiş görelilik teorisinin, standart teoride görülmeyen fazladan bir parametresi vardır. Kütlesiz scalar alan olarak bilinen ise, Einstein'ın modelinin kuantum teorisi ile çelişmeyen bir şekilde, bağlantı kurmasına izin veriyor. Bu yeni çalışmada ekip, böyle bir scalar alanın bir kara deliğin dönüşüne nasıl bağlandığını inceledi. Sonuç olarak düşük dönüşlerde, değiştirilmiş bir kara deliğin standart modelden ayırt edilemez olduğunu, ancak yüksek dönüşlerde scalar alanın bir kara deliğin, ekstra özelliklere sahip olmasına izin verdiğini buldular. Bir başka deyişle bu alternatif modellerde hızlı dönen kara deliklerin tüyleri, yani başka bir scalar alanı ya da alanları olabilir. Dönen kara deliklerin bu yönleri, yalnızca olay ufkunun yakınlarında görülebilir ve aynı zamanda ikili kara delikleri de etkiler. Yazarların da işaret ettiği gibi, gelecekteki kütle çekim dalga gözlemevleri, genel göreliliğe bir alternatifin geçerli olup olmadığını belirlemek için, hızlı dönen kara delikleri kullanabilir. Einstein'ın genel görelilik teorisi, şimdiye dek karşısına çıkan tüm gözlemsel zorlukları aştı ancak, muhtemelen evrenin en uç noktalarında çökecek. Bunun gibi araştırmalar ise, gelecek bir sonraki yeni teoriyi nasıl bulacağımızı gösteriyor. Şimdi ise kara deliklerin diğer harika özelliklerine, bir göz atalım. Kara deliklerin içinde zamanın ise, yavaş aktığı veya akmadığı tahmin edilmektedir. Kara delikler Einstein'ın genel görelilik kuramıyla tanımlanmışlardır. Doğrudan gözlemlenememekle birlikte, çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde, keşfedilmişlerdir. Bu teknikler aynı zamanda çevrelerinde sürüklenen oluşumların da incelenme olanağını sağlamıştır. Güneş'ten 7 milyar kat fazla kütleye sahip, eliptik galaksi Messier 87'nin merkezindeki, süper kütleli kara delik. 2019'da elde edilen bu görüntü, bir kara deliğe ait ilk fotoğraftır. Bu görüntüde simülasyon olarak kara deliğin yol açtığı yerçekimsel bükülmenin, arka plandaki galaksinin görüntüsünü eğmesini görüyoruz. Bu fotoğrafta ise, olay ufku sadece 75 kilometre genişliğinde olmasına rağmen, 10 güneş kütlesine sahip dönmeyen bir kara deliğin 600 kilometre uzaklıktan, simülasyon görünüşü. Bu kütlede bir kara deliğin, bu uzaklıkta yarattığı ivmelenme, dünya yüzeyindekinin yaklaşık 400 milyon katıdır.